Dolar 9 lirayı geçti ve bu dolar şu anda o kadar yükseldi ki yani biz Çin'den daha ucuz bir insan gücüne sahip olduk. Biz bu çalışıyor. Ben bu yaşındayım. Ben 16 yaşındayım. Ben haftada 4 gün çalışıyorum. Ben okuldan sonra işe gidiyorum. Çalışa çalışa ben günde 5 saat uyuyorum. Ve o kadar yoruldum ki abi çok ciddi söylüyorum. Ben artık okulu bırakıp sadece böyle çalışıp ondan sonra da para biriktirip gitmek istiyorum. Başka yapmak istediğim hiçbir şey yok abi. Ben yerini söyle. Amerika abi. Ben neden şu anda okuyorum? Onun sebebi de ben şu an tek bir hedefim var. Work and Travel'la Amerika'ya gitmek. 30 bin lira biriktirmeye çalışıyorum. Haftada 4 gün çalışa çalışa biriktirmeye çalışıyorum. Şu an telefonuma girelim mesela abi. İnternette ilk açık sayfa ekonomiyle alakalı, işletmelerle alakalı kitaplardır. Ben daha demin Diyanar'daydım abi. Kitaplara bakıyorum. Bir tane işletme kitabına baktım. Temel işletme kuralları diye. Kitap 90 lira abi. Bir kitap 90 lira olamaz. Ben okula gittim. Hoca dedi ki kaynak kitap almak zorunlu dedi. Kaynak kitap kaç lira dedim. 200 lira dedi abi. 200 lira nasıl olabilir ya? Abi ben asgari ücretle çalışıyorum. Günlük 100 lira alıyorum. Günlük 100 lira aldığımda gidiyorum 2 günüm sadece. Ben onu 8 saat çalışıyorum. 16 saatte bir kitap alabiliyorum ya. Bir kitap ya 16 saat. Böyle bir şey gerçek olabilir mi abi ya? Benim hayallerim var mesela abi. Hayallerim için uğraşıyorum. Adam geliyor burada niye ağlıyorsun diyor. Daha deminki Almancı abi gibi. Çalışıyorsun, kendini geliştirmeye çalışıyorsun ama yurt dışına gitmek için yapıyorsun galiba bunu. Öyle mi? Evet bu abi ben gerçekten yani eğer bu ülkede gerçekten köklü değişim olmadığı sürece ben bu ülkede kalmayı düşünmüyorum abi. Ben 3 tane yol var. 3 yoldan biriyle gideceğim. Ben başka hiçbir amacım yok benim. Yani başka hiçbir şey de istemiyorum. Dolar umurumda da değil artık. Bu ülke nereye giderse gitsin. Ben artık kendimi kurtarmaya çalışıyorum abi. Dolar 9 liraya geçti kardeşim. Dolar 9 lira. Şu anda hani korkudan artık günlük olarak, saatlik olarak doları takip etmek zorundayız. Hani oradan Almancısı gelmiş diyor ki neden sen dolara bakıyorsun, euroya bakıyorsun? Burada dayı gelmiş diyor ki neden dolara bakıyorsun, euroya bakıyorsun? Budur yeni köprüyü de euro ile yaptılar. Ondan sonra abi ne alsak yurt dışından hani her şey yurt dışından geliyor. Ülkede sanayiyi bitirdiler. Tarımı bitirdiler. Her şeyi bitirdiler. Her şey vergiyle dönüyor zaten. Şu an sadece insanların hepsi yaşamaya bakıyor. Yani bugünü nasıl geçirebilirim durumda? Hani ekonomi diğerden bir taraftan çıkıyor. Ekonomi Bakanı diyor ki siz maaşınızı euro ile mi dolarla mı alıyorsunuz? Hani dolar 9 lira olmuş. Artık hani insanlar ve şu an sosyal medya her yerde onu kapatmaya çalışıyorlar. Üstünü nasıl kapatabiliriz? İnsanlar akıllanmıyor. Yani dolar 9 lira olmuş. Oradan diğeri çıkıyor diyor ki hani sallıyorum mesela başka tüm onun üstünü kapatmak için bir sürü olay çıkarıyorlar. Mesela Ziya Selçuk geçen istifa etti. Neden istifa etti? Bir sürü olay patladı. Onun üstünü kapatmak için farklı şeyler çıkarıyorlar. Burada dolar 9 lira olmuş. Hiçbir insan şu an rahatlıkla gidip burada alışveriş yapamaz. Yani yurt dışından sallıyorum bir alışveriş yapmak istese hiçbir şey yapamıyorlar. Mesela sallıyorum ben Almanya'dan veya Amerika'dan veya AliExpress en basit örneğini vereyim. Oradan alışveriş yapmak istesem eskiden vergi daha azdı. Mesela sallıyorum zaten euro ile alacağımız için şu an o 10 euroluk bir şeyi 100 liraya alıyorum ben. Artı geliyor gümrükte bana bir de 50 liralık vergi çıkarıyor. Ama neden Almanya'daki adam gelmiş diyor ki ben orada 1600 euro maaş alıyorum diyor. O 1600 eurosunu rahatlıkla her şeyi alabiliyor. Rahatlıkla kazanabiliyor. Ve hani burada dayılar diyor ki işte sen oranın durumunu nereden biliyorsun? Oranın şeyini nereden biliyorsun? Görüyoruz yani Allah'a şükür hani yani arada sosyal medyayı da kapatıyorlar. Yani her şeyi çökertiyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bakalım durumumuz yarın öbür gün ne olacak? Yani ileride seçim de var. Bakalım ben açıkçası yani doğruyu söylemek gerekirse ben seçimde de pek bir şey olacağını sanmıyorum. Abi o kadar Suriyeli aldı. Yakında ona da oy kullanma hakkı verilecek. Z kuşağının oyları bitti mesela. Z kuşağının üstünü Suriyelilerin oylarıyla kapatacaklar. Ve ileride ne olacak? Hani diyelim ki yönetici değişti. Farklı bir cumhurbaşkanı geldi. Ne kadar iyi çalışırsa çalışsın. Yani daha şu anki eksiden sıfıra yükselmemiz gerekiyor bizim. Yani bu ekonomiyi biraz düzeltmesi gerekiyor. Hani Cumhurbaşkanı yani ekonomiyi bilmeyen bir insan nasıl ekonomi bakanı olabilir? Bana biri bunu açıklayabilir mi lütfen ya? Ben 17 yaşındayım. Yani bundan 5 ay sonra 18 yaşında olacağım. Hani liseyi bitireceğim. Geleceğim bir yerde çalışacağım. Asgari maaşla çalışacağım. Benim asgari maaşım şu an dolar 9 lira. Hani 2800 alsam benim 310 euro 310 dolar benim maaşım olacak. Ben 310 dolarla ne yapabilirim ki? Yani ve bugün gittikçe de artıyor. Hiç düşüşe geçmiyor. Anlık olarak telefonda ana ekranı ekledim. Hani doların durumunu her gün korkarak her sabah kalkıyorum ilk yaptığım şey dolara bakmak. Hani her gün gittikçe dolar yükseliyor ve hani Türk lirası değersizleşiyor ve bunu normal bir şey olarak algılamaya başladık artık. Yani bundan
Ya en basit 2 yıl önce, koronadan önce bile dolar 5 lira, 6 lira civarındaydı. Hani ne olmuş olabilir ki? Biri bana bunu açıklasın ya. Ne olmuş olabilir ki bir anda bu kadar zirveye yükseldi? Ha, geliyor, görüyorsunuz zaten. Hani ben artık yemin ederim burada röportaj takip ediyordum ya. Hani abi konuşalım artık ya. Hani ve bu arada ben gerçekten de Z kuşağına pek güvenmiyorum. Ya abi şu an şeyler hani sadece sallamak üzerineler ve eğitimimiz o kadar kötü ki hani bilinçlendirmek amaçlı yapmıyorlar. Sadece o mesela öğrencileri sadece işte sözde eğitim diye geçiştiriyorlar. Aynen, sınıf geçsin, mezun olsun. Hani bak ben seni okuttum misali. Daha sonra geç asgari maaş. Zaten yarısından çoğu yaptığımız her şey vergiye gidiyor. Oradan gizliden dolar euro artıyor. Abi 2 gün sonra ne olacağı belli değil ya. Yani dolar şimdi 20 liraya çıksa ne yapacağız biz? Oradan Almancısı gelecek. Rahatlıkla Almancı biraz önce gelmiş, diyor ki bizi neden sevmiyorsun? Bir kere sordum. Gelmiş burada diyor ki işte Erdoğan AK Parti diye alkış yapıyor. Ama hiç durumuna bakmıyorlar. Adam orada Gülistan yaşıyor. Orada durum rahat. Buraya geliyor. Abi açıktan nefesimiz kokuyor artık ya. Hani bunu da söylemek istemiyorum ama hani gidip burada yemek yemek istesek 30-40 lira. Hani bunun yarısından çoğu vergi. Hani pek takip etmiyorum ama geçen hani haberlerde de gördük. Mesela sigara gene yükseldi. Vergi, sadece her şey vergiyle dönmeye başladı. Bakın mesela bu telefon, ben bunu kaçak aldım. Hani söylemek gerekirse. Çünkü vergi o kadar yüksek ve artık oradan da bir şey alınmıyor çünkü. Malum dolar bu kadar yüksek. Neyse ya, konuşmaya gerek yok. Bu evet. Madde bağımlılarına neye bir çare bulmayı bu devlet? Ne alakası var? Benim oğlum madde bağımlısı. Alakası mı var? Herkes 5.000, 10.000 liralık telefonla geziyor. Ne oldu kanam gari? Her şey Erdoğan'ın suçu. Her şey ağzınıza yemeği getirecek, ağzınıza verecek, öyle mi? Abi, ya senin de akıl var, ayak var. Çalış, konuş. Bir dakika. Her şey onun suçu. Dünyanın sonu gelse. Dünyanın sonu gelse adamın suçu. Her şey o adamın suçu. Hayır. Ya adam 85 milyon halk insana idare ediyor. Daha ne yapsın? Her şey onun suçu. Telefondan başka bir şey bilmiyorsunuz mu? Abi tamam. Bir şey bilmiyorsunuz mu? Adam ağzına yemeği senin ağzına mı getirecek, koyacak? Abi bir şey sorabilir miyim? Gezenler geziyor, yaşayan ne yapıyorlar mı? Ben Almanya'da yaşıyorum ya. Almanya'da hastasan geberiyorsun. Burada kalp krizi geçirdim, ameliyat yaptılar. Bir buçuk ay önce para istemediler. Ben zaten bir sürü var. Bir kuruş para istemediler. Bir dakika. Kimseye dinlemiyorum. Sadece rahat olan kimler biliyor musun? Kim? Sadece rahat olan kişine, tamam, sadece Tayyip Erdoğan'ın arkasına sığınan bir grup. Tayyip Erdoğan ya. Abi şimdi dediniz ki. Sen kaç yaşındasın? Abicim dinliyor musunuz? 20, 30 sene önce burası kokuyordu ya, Antalya diye bir şey yoktu ya. Bir dakika, teşekkür ederim. Ağzınıza kadar yemeği mi getirecek adam? Ne yapsın daha, ne yapsın? Antalya 30 sene önce Doğu Garajı. Bir saniye, Antalya ne kokuyordu Allah için? Abi ben bir yorum yapabilir miyim? Abicim yönetemiyor. Abi ben bir yorum yapabilir miyim? Gel sohbet edelim. Bir saniye abi. Tamam ben bir... Bilader sadece Almancılar... Bir saniye ben bir yorum yap... Sadece abi. Bir saniye tamam, ben sadece konuşmak için ben maske takmayacağım. Tamam. Ben maske takmayacağım. Ben maske takmadan konuşacağım ki. Alırsın ya bir koluna. Bir dakika, ben maske... Kolundan nefes aldın mı? Ben maske takmadan konuşacağım, tamam, sadece Tayyip Erdoğan beni görsün diye, tamam? Evet. Sıkıntı yok. Ben sadece şunu söylüyorum, tamam mı? 15 Temmuz darbe girişimine inanmıyorum, bu bir. Tamam? Tek bir insan, tamam, şurada çıktığında, tamam, birisi Tayyip Erdoğan hakkında, tamam, en ufak yanlış bir kelime kullandığı zaman ertesi gün, tamam, ya cezaevinde, tamam, ya da ortada kayboluyor. Bu iki. Tamam? Ben sadece şunu söylüyorum. 83, şimdi abi diyor ya ekmeğinizi getir ağzına mı soksunlar diyor ya. Benim sabıkam yok. Tamam? Yemin ederim yok. Hangi polis aldı beni? Çağır polisi, beni alsın. Yok, çağırın polisi, beni alsın. Ben bir iki bir şey söyleyip gideceğim. Şimdi burada ne güzel. Tartışmak gerçekten bir kültürdür. Tartışmak lazım. Efendim? Antalya şüphesiz dünyanın en güzel yeridir. Kesinlikle doğru. Türkiye gerçekten bir cennet. Şimdi şu konuştuklarınızı kısmen dinledim de. Niye, ne demek Suriyeli? Ne bileyim, hep onlar diyor. Hayır, ben Suriyeli falan değilim. Bakın, şimdi Türkiye'de gerçekten siyaset ayrı bir şey, ekonomi ayrı bir şey. Yaşadığımız şu düzende gerçekten şu an için
siyaseti bir köşeye bırakıp ekonomik olarak ne duruma geldik buna bakmak lazım. Şimdi yurt dışından gelen insan, ben 41 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışından yaşayan insanlar buraya eurosunu getirdiği zaman kısmen buradaki insanlara göre iyi yaşıyor. Ama bu ölçü değil. Önemli olan buradaki insanların yaşam standartlarını yükseltmek. Bizim hükümetten, devletten beklediğimiz nedir? Bu ekonomiyi düzeltmesi, enflasyonu indirmesi. Telefonu bizim... çıkar bakayım dayı. Siz bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Hayır, ekonomi kötü diyorsunuz, telefonu çıkar. Ben ekonomi kötü demiyorum. Bak, ekonomi çıkar. Etsiz diyorsunuz ya, bir kere bak, de biz yiyelim. Gençim sana. Ekonomi şu anda etin kilosu çıkmış şuraya. İnsanların yemiyesi bu kadar. Bunu başka ülkelerde et olduğu gibi... Al abi. Etim sana tamam. Feda olsun, kurban olayım. Tamam. Yani mesele bu, tamam mı? Herkese kolay gelsin. Dolarla mı maaş alıyorsun? Ya, ama etkiliyim. Şakası da öyle ki. Ya, öldük bittik ya. Vallahi kesinlikle. Hiçbir şey yoklar abi. Vatandaş... Bilmiyorum, bunun farkında mı bilmiyorum ki. Belki değil mi abi? Değil. Niye abi? Ne bileyim. 900 lira olduğunu da mı bilmiyordur abi? Biliyor, farkında. Yani birileri çıkıp diyor ya, ben her zaman 50 liraya benzin alıyorum. Evet, evet. O kafa. Peki, ne olacak abi, nereye kadar? Yani biliyorsunuz şu anda biz başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Geçmeden önce bu sisteme bir takım vaatler vardı. İşte verin yetkiyi, görün etkiyi falan diyorlardı. Ama şu an durum ortada. Gidişat iyidir ya. İyidir ya, hak ediyorlar hepsi. Her şeyi hak ediyorlar. Dolar 9 lirayı geçti abi. Vatandaşlar ne düşünüyor, bunu araştırıyoruz. Vallahi ben bir şey diyemiyorum ben. Bu ülke nereye daha giderse gitsin. Niye abi? Karamsarım. Vallahi benim 11 dolarım var yani. Olmayanlar düşünsün. Evet abi, birikim yapıyorum. 11 dolarım var. İyi bir şey mi peki? Ya yükselmesi iyi bir şey değil çünkü her şey yükseliyor dolarla birlikte. Ama benim buna rağmen hala 11 dolarım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İnşallah herkesin olur. Salihinlik yok mesela, biraz da o konusu. Abi aynı mesleği yapıyoruz. Adam benden şanslı, kazanıyor. Otelde çalışıyoruz biz. Evet abi. Aynen. Ve şimdi... Okumuyor musunuz siz? Ya biz bitirdik. Abi okuyunca bir şey olamıyorsun ya, ki. Gerek var mı okumaya? Okuyunca zaten hani sistem belli. Okuyunca bir şey olmuyor. Biz de otelde çalışıyoruz. Şimdi pasaportu aldım. 3 ay sonra Türkiye bir mühendis kaybediyor. Almanya güzel bir şey kazanıyor ama. Gidiyorsun yani. Evet. Gerçekten gidiyor musun? Gerçekten gidiyorum abi. Ya ben bunu soruyorum. Bütün gençler hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Neden gitmek istiyor gençler? Neden bu durumda? Abi... Ülkenin ekonomisi bitti. Şimdi insanlar şu an kazandığı askeri maaşla, askeri maaş ne kadar 3 milyar olsa da, 2800 lira olsa da, şu an bu maaşla bir şey yapamadığın sürece, sen bu ülkede yaşayabileceğin bir elinde gelir olmadığı sürece sen bu ülkede neden yaşarsın ki? Şimdi bunu bir de Afrikalıya sor. Adam buraya gelmek ister. Ama buradaki insanlar halinden memnun değil yani. Ya doğal olarak sen kazandığın parayla bir şey elde edemediğin sürece o para boşa gidiyor. Şimdi ben kursa gidiyorum mesela, Almanca kursu var. Kursuma gidiyorum, her ay 1000 lira para veriyorum, oradan çıkıyorum, işte kendi ihtiyaçlarımı, evin kirası, zaten biz ikimiz evde kalıyoruz, ayrı evde kalıyoruz, onun kirası, elektrik, su faturası bilmem ne, 200'ü buluyor. Hani biz cebimden sadece ben 1200 lira veriyorum, 1000 lira da geliyorum kursa veriyorum, tamam, kalmadı, bitti. Aynen. Yani. Kendini geliştirmeye çalışıyorsun ama yurt dışına gitmek için yapıyorsun galiba bunları. Aynen, evet, yurt dışına gitmek için yapıyoruz ama yani yine... Hani biz evin kirası, doğalgazı, suyu bilmem ne verdikten sonra yine bize kalıyor 300-500. Hani onu kenara atıp bir ay mı bekleyelim böyle aç susuz, yoksa o 500 lirayı bir ay geçinmek için çabalayalım mı? Hani bizim kendi ihtiyaçlarımız da, genciz daha. Yani kendi ihtiyaçlarımız da var ama bir şey yapamadık sürece yani burada ne için yaşıyoruz biz? Bugün bir takım sıkıntılar var. Kime mikrofonu uzatsam aşağı yukarı bir şeylerden bahsediyor, bir şeylerden şikayetçi ama şöyle dediğin gibi gençsin daha. Ülkemizin geleceği diyoruz gençlere, Z kuşağına. Geleceği nasıl görüyorsun şöyle bir baktığın zaman ileriye? Abi şimdi ne kadar biz bu ülkenin başındaki insanları istemesek de bu ülkenin başına gelecek yeni insanlar yine bu ülkeyi bir yerlere getirebilmek için yine belli bir mesafe katletmesi gerekiyor. Ve bunun için de aşağı yukarı yine bir 2-3 yılı var. Hani ondan dolayı hiç yoktan bir 10 yıl süre içerisinde ya bir 6-7 yıl en azından bu ülkenin durumu bu halde devam eder gibi mi geliyor? Yani benim tahminim bu. Ki ben bu 5-6 yıl içerisinde bu ülkenin düzelmesini bekleyeceğime, 5-6 yıl içerisinde Almanya'ya gidip güzel bir kendime düzenek oturtururum. En azından kendi orada gelirimi, buraya gelirim, burada kendime yönelik bir şeyler yaparım. En azından orada düzgün bir hayatı elde ederim yani. Kendi vatandaşları değil, kendi vatandaşın düşünmesi öncelik ama en başta gençler. Çünkü artık 50-55 yaş üzeri insanlar bu ülkeyi kurtaracak insanlar değil. Bu ülkenin gençleri önemli abi. Önem vermesi gereken kişiler onlar. Teşekkür ediyorum. Kolay var mı gelsin. Sen eklemek teşekkürler gerekiyor. Abi. Arkadaşım her şeyi söyledi zaten. Güzel. Her şeyi söyledi. Ben dediklerine katılıyorum sonuna kadar arkasındayım. Teşekkürler abi.